Diyor ki izleyicimiz, Lübnan'dan önce kendi derdimizi bitirmemiz gerekir değil mi? Kan ağlıyoruz. Artık yeter diyor bir üst teğmenimiz şu anda bize gönderdiği mesajla. Ne diyorsunuz Sayın SYP temsilcisi? Çok üzüldüm bu aldığım habere. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. PKK'nın kesinlikle Türkiye'den yok edilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Bunun için şöyle bir tezimiz var. Eğer bir ülkede terör varsa ve o terör hemen yan komşu ülkelerden birinden kaynaklanıyor ise, komşu ülkedeki terör odağını yok etmediğiniz sürece içeride terörü bitiremiyorsunuz. Bunun en güzel örneğini 99 yılında gördük. Hatırlayın, Suriye'den Abdullah Öcalan'ın çıkarılmasıyla bir dönem terörsüz yaşadık. Şimdi bugün Kandil'de yuvalanmış durumda terör odakları. Bu terör odaklarının ne pahasına olursa olsun önce tabii diplomatik yollar, önce siyasi yollar bu şekilde onun oradan kaldırılması lazım. Kaldırılmadan içeridekini kurutamıyoruz. Bu birinci hadise. İkincisi, tabii Kürt sorunu ve PKK'yı birbirinden çok iyi ayırt etmek lazım. Türkiye'de bu hata maalesef oluyor. Kürt sorununa sahip çıkılması lazım. Biz CHP olarak sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Kürt kökenli yurttaşlarımızın hem bireysel haklarını hem de ekonomik olanaklarını düzeltici her türlü tedbirin alınması lazım. Bunları yapmadığımız sürece, bunları yapamadığımız sürece maalesef bu terörü Türkiye'de bitiremeyeceğiz. Terör bu kavrama sürece... katılmadığımı belirtmek istiyorum Sayın Gürüş. Bu kavrama katılmıyorum. İzleyicilerimiz de biliyor zaten benim bu kavrama katılmadığımı, ama bu program içine bütünlük oluştursun diye bir kere daha tekrarlamak gereğini hissediyorum. Kürt yurttaşlarımızın sorunlarını halletmek. Kürt kökenli. Böyle bir kavrama katılmıyorum ve doğru da bulmuyorum. O zaman Karadeniz'deki yurttaşlarımızın da bakın fındık sorunu var. Kaç yüz bin kişi? Yüz bin kişi sokağa çıktı. Fındık sorunumuz var diye. O zaman şimdi Karadeniz'dekiler terör mü? Terör yapmaya hak mı kazanıyor? Ne demek yani Güneydoğu Anadolu'daki Kürt kökenli yurttaşlarımız sorunları var? Öyle bir şey yok ki. Yani bu ülkede Kürt'ün, Karadenizli'nin, Ege'linin, İç Anadolu'nun bölgesel sorunu var diye mi politikacı olarak bunları tanımlamamız, yaklaşmamız gerekiyor? Yoksa Türkiye'de yaşayan 70 milyon herkesin kendine göre sorunu var, biz bunları topyekun çözmeliyiz diye mi bakmalıyız? O zaman herkes kendisine gerekçe bulsun. Böyle bir kavram var mı? Şimdi Hulki Bey, bir gerçeği kabul edelim. Nedir gerçek? Uzun yıllar biz dağda yürüyen, karda yürüyen, çizmesinden kart kurt diye ses çıkan adamı Kürt diye tanımlamış bir yapıdan geliyoruz. Kürt kökenli yurttaşların ana lisanını kullanma sorunundan çocuğuna koyacağı ada kadar çok problem yaşadık. 1993 CHP kurultayında bunlara ilişkin, Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir bildirge hazırladık. Te 2004'e kadar Avrupa Birliği'nin yapılan anlaşmaya kadar bunlar gerçekleşmedi. O 10 yılda pek çok yurttaşımızı kaybettik, pek çok mali olanaklarımızı kaybettik. Yani Kürt sorunu yok demek bana çok gerçekçi gelmiyor. Tabii görüşünüze saygı duyarım ama bir Kürt sorunu var. Kürt sorunuyla PKK sorununu ayırmalıyız. PKK sorununun çözüm yolları başkadır, Kürt sorununun başkadır. CHP olarak biz bunu böyle görüyoruz ve düşünüyoruz. Evet, CHP'nin bu görüşüne katılmadığımı bir kere daha söylemek istiyorum, ama burada tabii siz kendi görüşlerinizi söylemek için bulunuyorsunuz. Ayrı bir programda ya da yeri gelirse tekrar devam ederiz. Şimdi size Aslıhan Tekinay'dan bir soru var. İstanbul'daki konuğumuzu da unutmadım. Diyor ki, İlhan Göğüş, Lübnan'ın arka bahçemiz olduğunu söyledi. Orta Doğu'da olanlara kayıtsız kalamayacağımızı söyledi. Tabii. Kerkük'te, Musul'da ve diğer Türkmen şehirlerinde tabii, ABD askerleri Türkmenlere adeta soykırım yaparken, tarlalarını tanklarıyla ezerken, su tankerlerini Türkmenlerin yerleşim merkezlerinden başka yere taşırken neden duyarsız kaldı peki diyor. Hiç duyarsız kalmadım. Hepsinde son derece duyarlıydım. Bugün de arka bahçemiz olarak tanımladığım yer, belki yanlış anlaşılmaması için bir daha düzelteyim, yaşam alanımızdır. Türkiye'nin yaşam alanıdır. Türkiye'nin güneyinde yer alan Orta Doğu'da istikrar sağlanamazsa Türkiye'de de istikrar sağlanamamaktadır. Bu bütün tarihi incelediğiniz zaman da böyle. Türkiye'nin güneyinde, güney sınırında
Türkiye'nin komşularında, Kafkasya'da, Balkanlar'da istikrar sağlayıcı unsur olmamız lazım. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh lafına istikrar sağlayıcı, biz affedersiniz, SHP programında bir de bölgede barışı ilave ettik. İstikrar sağlayıcı güç olmak, başkasının güdümünde oraya buraya çekilmek demek mi? Yoksa kardeşim benim kurallarım bu, uyuyorsanız gelin birlikte hareket edelim, benim menfaatim bu demek. Şimdi affedersiniz, başkası dediğiniz Birleşmiş Milletler mi? Başkası dediğimiz o Amerika, İsrail. Birleşmiş Milletleri başkası diye tanımladığımız zaman uluslararası hukuku, uluslararası hukukun üstünlüğünü ve dünyanın bu şekilde yönetilmesi yerine bir süper güç veya iki süper güç tarafından yönetilmesine gideriz. Biz birleşmiş, affedersiniz bir dakika, yani uluslararası hukuku böyle anlatırsanız siz branşınız ne, uluslararası hukuk mu okudunuz? Hayır ama mülkiyeliyim. Hangi bölümdensiniz? İşletme bölümünden. Ben de mülkiyenin kamu yönetim bölümünden mezunum. Uluslararası hukuku epeyce okuduk. Ayrıca yani siz politika... Okumuşsunuzdur. Ayrıca okumayanlar da daha sonraki dönemde okumuştur. Uluslararası hukuk demek bize söylenilen her şeyi yapmak demek değil ki. Yani Birleşmiş Milletler öyle diyorsa, bakın Sayın Şükrü Elektağ'la konuşurken ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'in üyesi, kurucusu Amerika asker göndermiyor. Siz Birleşmiş Milletler her yap dediğine evet demek zorunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Biz hayır diyemez miyiz? Öyle bir burada izlenim uzmanımız var, hemen soracağız. Hemen söyleyeceğim ama öyle bir izlenim mi yaratıyorum? Ben öyle, her dediğine yo, evet mi diyelim diyorum. İşte ben başından beri hangi dediğine ki, hayır dedik? Taahhüt ve teminatları almak kaydıyla bunu yapabiliriz. Hangi dediğine hayır dedik ki? Her dediğine evet mi diyoruz diyorsunuz? Bugüne kadar bırakın bu son olayı, salı günü ele alınacak tezkereyi. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in hangi dediğine hayır dedik biz? Dik durabilen bir hükümet oldu mu bugüne kadar? Hangisine hayır dedi? Bir tek Ecevit hayır dedi. Gitti işte Kıbrıs'ta soydaşlarımızı kurtardı. Evet. Ve barış harekatı yaptı. Bakın ne güzel hatırlıyoruz. Bakın barış harekatı. Şu açıdan önemli söylüyorum. Laiklik başka bir şey. Laikliğimize zarar vermiyor bu kavram. Bütün Hristiyan ülkeler, eyalet parlamentoları, ulusal parlamentoları Ermeni soykırım anıtları dikmişler. Türkiye'yi parlamentolarında soykırımcı olarak nitelemişler, karar almışlar. Bu kararın devamı var, Türkiye'ye yönelik baskıları var, istekleri var. Müslüman olduğu söylenen Lübnan'ın, şimdi bakacağız neymiş, Müslüman mı, Hristiyan mı? Her ikisinde de farklı bir sakınca çıkıyor ortaya. Müslüman olduğu söylenen Lübnan'ın Türkiye'nin soykırımcı olduğunu kabul etmesi tabii ki dış politika açısından önemli. Niye laiklik konusuna bağladınız? Yani şimdi Pakistan Müslüman ülke değil mi? Pakistan Türkiye kendi parlamentosunda Türkiye soykırımcıdır diye karar alsa o zaman ilişkilerimiz etkilenmeyecek mi? Etkilenmemeli mi? Ya da biz bunu gündeme getirmemeli miyiz? Buyurun, nedir oranlar Lübnan'da? Lübnan'da yaklaşık 4 milyon nüfus var. Bunların %35'i Şii. Şiilerin ezici çoğunluğu Hizbullahçı. %30'u Sünni. Yani birinci %35 Şii, %30 Sünni. Bunlar da 10 ayrı gruba ayrılıyorlar. Aynı şey halkın %30'unu oluşturan Hristiyanlar için. Şiileri, bir dakika, Şiileri ne sayıyorsunuz? Hristiyan mı? Hayır. Şiiler ne? İşte söylüyorum. %35 Şii, %30 Sünni, %30 Hristiyan, %5 de Dürziler var. Tamam. Fakat %35 civarında gerisi Müslüman. Hazır bu rakamı vermişken bir müsaade edin, bir saptama yapayım. Saptamayı yapın ama benim sözümü şimdi burada noktalayalım. Demek ki Lübnan çoğunlukla Müslüman bir ülke. Müslüman bir ülke olarak soykırımı kabul etmiş. Türkiye soykırımcı demiş. Buyurun, tamamlayın. Yani hayır, bu bitti. Bir şey söylemek istiyorum. Herhangi bir ülkeyle herhangi bir soruna yaklaşırken din bağlamında, mezhep bağlamında yaklaşmak cumhuriyetin temeline aykırı bir şey. Yani böyle bakmayı çok garipsiyorum. Sizin böyle bakmanızı çok garipsiyorum. Ve hep olaya siyah ve beyaz diye bakıyorsunuz. Oysa dünya siyah ve beyaz değil, gri ve tonları var. Bütün olaylarda. Yani şurada Lübnan'a bakış açınızda da Müslümansa veya Hristiyansa diye bakıyorsunuz.